Bir partikülün ya da parçacığın zaman türünden pozisyonu bu fonksiyonla tanımlanmış. Çok büyük ve karışık bir denklem var önümüzde. Pozisyon pozitif ya da negatif olabilir. Ve bu ifadede t eksi a çarpı a eksi t çarpı t eksi a çarpı t eksi b bölü a kare artı b karenin karekökü olarak verilmiş. Ayrıca c'nin b'den, b'nin a'dan ve a'nın da sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Şimdi bu bilgileri kullanarak c zamanında partikülün pozisyonunu ve fonksiyonun kaç kere sıfıra eşit olacağını bulmamız gerekiyor. Evet, pt'nin sıfıra eşit olduğu durumların sayısı. Şimdi lütfen videoyu durdurun ve bizden istenenlerden hangisinin değerinin daha büyük olduğunu bulmaya çalışın. pc'nin değeri, pt'nin sıfıra eşit olduğu durumların sayısından büyük müdür? Yoksa küçük müdür? Tabii başka sonuçlar da olabilir. Mesela soruyu cevaplayabilmek için yeterli bilgiye sahip olmadığınızı da söyleyebilirsiniz. Ya da bu ikisinin, bu ikisinin değerlerinin birbirine eşit olduğunu. Bir bakın bakalım bunlardan hangisi daha büyüktür? Ya da yeterli bilgiye sahip değilsiniz midir? Veya birbirlerine eşitler midir? Midir? Peki. Aynen böyle. Evet, bakın bakalım. Evet, cevabı bulduğunuzu biliyorum. Şimdi gelin birlikte üzerinden geçelim pc ile başlayalım. pc, c eksi a çarpı a eksi c çarpı c eksi a çarpı c eksi b bölü a kare artı b karenin a kare artı b karenin kare köküne eşit olacak. Peki bunun değeri ile ilgili ne söyleyebiliriz? C'leri başka bir renkle yazıyorum c eksi a çarpı a eksi c çarpı c eksi a çarpı c eksi b. Evet, bize c'nin b'den, b'nin a'dan, a'nın da sıfırdan büyük olduğu verilmişti. Bu bilgiyle bu kocaman denklemin pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu bulabileceğimi düşünüyorum. Evet, bir bakalım. c eksi a, ne olur? c a'dan büyük olduğu için, burası pozitif olur. Peki a eksi c, a c'den küçüktü. O halde burası negatif olacak. c eksi a'nın pozitif olacağını söylemiştik. Ve c eksi b için de sonucun pozitif olacağını söyleyebiliriz. c b'den de a'dan da büyük. Sıra paydaya geldi. Burada a kare artı b karenin karekökü var. Bu ifade de pozitif olacak. Peki sonuç olarak tüm bu ifade için ne diyebiliriz? payda pozitif çarpı negatif çarpı pozitif çarpı pozitif var. Bu çarpımın sonucu ise tabii ki negatif olur. Pay negatif olur. Pozitif çarpı pozitif çarpı pozitif, pozitif olan bir sonuç verir ve bu pozitif olan sonucu negatifle çarparsanız, negatif bir sonuç elde edersiniz. Evet, payda negatif var. Payda da ise pozitif. Negatif bölü pozitifin sonucu ne olur? Ne olacak? Negatif olur. Pc'nin değerini bulamazsak da artık bu değerin Pc'nin değerinin negatif olacağını biliyoruz. Eğer buradan pozitif bir sonuç elde edersek bunun daha büyük olacağını söyleyebiliriz. Eğer burası da negatif olan bir sonuç verirse de elimizdeki bilgilerin hangisinin daha büyük olduğunu belirlemeye yetmediğini söyleyebiliriz. Evet şimdi Pt'nin sıfra eşit olduğu durumlara bakalım. Pt'nin sıfra eşit olması için pi'nin sıfır olması gerekir. Peki pay ne zaman sıfıra eşit olur? Payda bu 1, 2, 3, 4 ifadenin çarpımı var. Öyleyse bunlardan herhangi birinin sıfır olması durumunda pay sıfır olur. Gelin bu ifadelerin ne zaman sıfıra eşit olacaklarını bulalım. t a'ya eşit olursa burası sıfır olur. t a'ya eşitse bu da sıfır olur. Ve bu da. Burada da sonucun sıfır olması için t'nin b'ye eşit olması gerekir. T'nin alabileceği iki değer payı sıfır yapar. T eşittir a ve t eşittir b. O halde pt'nin sıfır olabileceği durumların sayısı 2'dir. Şimdi de soruya cevap verelim. Hangisi daha büyüktür? Negatif bir sayı mı yoksa 2 mi? Tabii ki de 2. Doğru cevap bu.